CCTV'den ekranlarından merhaba diyelim efendim. Haftanın ilk gününde Sora Sora programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün neyi soracağız, neyi konuşacağız derseniz eğer sigorta diyeceğiz. Deprem sonrası iş yeri konu sigortaları, trafik sigortaları merak edilen birçok konuyu detaylandırmaya çalışacağız. Yanıt arayacağız sorularımıza. Sizler de sorularınıza dahil olabilirsiniz. Merak ettikleriniz varsa programa katılabilirsiniz. Telefon numaralarımızı hatırlatarak başlayalım. 0549-717-9041 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlerin de soruları varsa yine anlık olarak canlı yayında yanıtlayabiliriz efendim. Evet, kim bizlerle birlikte? Sigorta danışmanı Ahmet Nalbant'ı ağırlıyoruz. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba Ayşegül Hanım. Birçok konuyu konuşacağız depremle ilgili, evet. Ama sıcak olarak en yani yakın baktığımızda geçmişe deprem. Evet. İstanbul depreminden sonra işte binaların güvenliği konuşuldu, toplanma alanları konuşuldu, deprem sigortaları tekrar gündeme geldi. Özellikle haberler çıktı, işte deprem sigortalarında yine artış var depremden sonra. Evet. Depremden sonra tabii önemli değil. Olan depremden önce hareket edebilmek. Kesinlikle. Bir de hava durumu, evet. Sel baskınlarıyla karşı karşıyayız. Evet. İki konuyla başlayalım istiyorum ama önce deprem diyelim isterseniz. Evet. Deprem sigortası zorunlu bir sigorta bildiğim kadarıyla ancak denetleniyor mu? Tabii zorunlu olunca da herkes yaptırıyor mu? Nasıl denetleniyor? Nasıl yaptırılır? Evet, konuya çok güzel girdik. Şimdi deprem sigortası adı üzerinden yani açılımı şöyle. Doğal Afet Sigortalar Kurumu satışa sunduğu bir ürün. Hı hı. Deprem sigortası, DASK diye de adlandırabiliriz. Şimdi çok güzel bir şeye değindiniz. Yani sigorta ihtiyaç anında alamayacağınız tek şey. Evet. Yani risk oluştuktan sonra herhangi bir sigorta ürününü alma şansınız yok. O yüzden risk oluşmadan deprem sigortası, trafiktir, kaskodur, konuttur edinilmesi gerekiyor. Şimdi deprem sigortaları devletin kriterleri bazında teminatları belirlenmiş ürünler. İşte adı üzerine deprem sigortası, deprem oluştuğunda binanızda meydana gelecek olan çatlaklar veya kısmi hasar diyoruz buna veya tam hasar. Yani bina yıkıldı ve kötü sonuç oluştu diyelim. Devlet burada bir fon ayırarak, ödediğiniz primlerden bir fon ayırarak size bu zararı tanzim ediyor. Şimdi neye göre tanzim ediyor? Metrekare maliyeti var. Metrekare çarpanı var. Devletin belirli bir formül var. İllere göre değişiyor. Yani deprem riskine göre, illere göre bu fiyatlama, bu formülasyon değişiyor. Ona göre bir prim çıkıyor. Vatandaş bu primi ödeyerek bu doğal afet sigortasını sahip olabiliyor. Şimdi mesela fiyat neye göre belirleniyor'dan bahsedince benim aklıma şu geldi. Binanın mesela bazı bölgelerde ev satışları daha yüksektir. Evet. Bazı yerlerde daha düşüktür. Ama bir hani arsa fiyatına baktığınızda belki sabittir metrekare bazında, evet. Baktığımızda. Binanın mevkisini mi dikkate alıyor deprem sigortası yoksa zeminini mi? Yok. Şimdi baz aldığı yer bir o binanın yapışı maliyeti. Yani arsanın üzerine yapılmış olan bina. Metrekare fiyatı buradan belirleniyor. Yani arsa çünkü sonuçta sizin. Sizin arsanızda hiçbir şey olmuyor. Diyelim ki total hasar meydana geldi, bina yıkıldı. Arsaya herhangi bir şey olmuyor. Evet. Yani çok raiç bir yerde olmuş olması veya çok arkalarda bir mahalle diyelim, öyle bir yerde olması çok fiyatı etkileyen bir unsur değil. Onu güvence altına almak istiyorsanız tamamlayıcı ürün dediğimiz işte özel konut sigortası. Hmm. Yani devletin ödediği prim, yani ödediğiniz prim karşılığı aldığınız teminat yeterli görmüyorsanız konut sigortasıyla bunu tamamlayarak ekstra güvence alabiliyorsunuz. Şimdi bu zorunlu deprem sigortasını velev ki yaptırdığımızı kabul edelim. Ne kadar geçerli? Neye göre sona eriyor? Çok güzel. Şimdi poliçeler 365 gün üzerinden çalışır. Yani bir yıllıktır vadeleri. Her sene yenilenmesi gerekiyor. Adı üzerinde aslında zorunlu fakat sadece şu anda ülkemizde maalesef alım satım, elektrik, telefon, su veya doğalgaz aboneliklerinde genelde tercih edilen veya işte kiralamalarda tercih edilen bir ürün. O zaman denetleme sorunu ortaya çıkmış. Denetleme sorunu, evet, var. O da devlet şu anda onun üzerine çalışıyor. Örneğin trafik sigorta gibi, trafik merkezi gibi bir altyapı var. Tamamlandı. Ruhsatlar sistemi işlendi. Artık GBT'de bir aracın sigorta olup olmadığı rahatça tespit edilebiliyor. İşte TAPU müdürlükleriyle yapılacak olan çalışmalar için tüm konutlar
şeye girdiğinde, hani iskan ruhsatı edindiğinde, kayıt altına alındığında artık öyle de bir otokontrol sağlamış olacak. Şu anda maalesef ihtiyaç anında. Çünkü şu anda düşünüyorum, hani bir ev alsak ya da uzun süreli kiracı olduğumuzu düşünsek, evet üzerimize alırken DASK soruldu ya da yapıldı. Evet. Ben o evi aldım, belki 25 yıl, 30 yıl o evde oturdum. Bir kere DASK yaptırmış oldum, yani evet. Bir yıl geçerli. Ondan sonraki 24 yıl DASK'sız o evde oturmaya devam edebiliyor muyum? Yani oturabiliyorsunuz. Evet. Oturabiliyorsunuz. O zaman pek zorunlu olmuyor gibi geldi. Şimdi evet, yani denetim mekanizması bu anlamda şu anda sıkıntılı. Yani yarın bir gün inşallah devlet altyapı tarafı şeyini tamamlarsa o zaman... Evet, aslında böyle de bir korku, deprem korkusu yaşamışken, tam evet. da yeri konuşulmaya yeri, başlamışken kesinlikle. Bir an önce... Hatta konut sigortasıyla desteklemekte fayda var. Çünkü bir deprem anında binanızda total hasar meydana geldiğinde sonuçta eşyalarınız da var. Yani o eşyalar da az bir maliyetle satın alınmıyor. O yüzden konut sigortasıyla desteklemekte fayda var. Şimdi bu konut sigortasını konuşalım, neden desteklenmeli, ama şunu bir kez daha altını çizelim. Evet. Şimdi yaptıran DASK ya da evet ya biz yaptırmamıştık, ilk eve işte taşındığımızda yaptırmıştık ama deprem de oldukça tehdit ediyor. Evet. Biz DASK'ı yenileyelim diyenler, bu yenileme işleminin rakamları çok mu yüksek ya da neleri kapsıyor? Evinin başına ne geldiğinde karşılayacak DASK? Bir kere de altını çizelim mi? Evet. Şimdi dediğimiz gibi doğal afet sigortası, deprem sigortası sadece deprem sonucunda meydana gelen zararı öder. Ama sadece binanızla ilgili zararı öder. Yani kısmi hasar dediğimiz çatlak şeklindeki zararlar, o tamiratlar veya total hasar, bina yıkıldı. Ödediğiniz prim karşılığındaki teminat tutar ne kadarsa o bedeli devletten tahsil edebiliyorsunuz. DASK'ın primleri ama yüksek mi bu arada? Şimdi DASK'ın primi metrekareye göre değişiyor. Bir devletin formülü var. O formülün önüne metrekareyi koyuyoruz. Dediğim gibi iller bazında değişkenlik, bölgeler bazında değişkenlik gösterebiliyor. Yani örneğin Ankara ile Aydın'ın fiyatı aynı değil. Aydın risk bölgesinde biliyorsunuz 3 tane fay hattı. Evet. Birçok fay hattının üzerinde kurulu Aydın. Ankara öyle değil. Ankara'da daha ucuz. Mesela aslında ters mantık gibi. Hani Ankara çok büyük bir il diyorsunuz ama işte tamamen riske dayalı bir fiyatlama olduğu için Aydın Ankara'ya göre daha pahalı. Pahalı derken inanın çok komik rakamlar aslında. Yani metrekare göre değişti. Bugün 100 metrekarelik bir ev Aydın fiyatı 210 lira. Bir yıl boyunca da dediğim gibi o rakamlardaki aslında baktığımızda yani oturduğunuz ev, yaşadığınız ev yok olabilir. Kesinlikle. Yani hadi canınızı kurtardınız. Evet. Tabii kimsenin canına bir hal gelmesin ama canınızı kurtardığınızda ben merak ediyorum kimin yanında ne kadar yaşayabiliriz? Kesinlikle ne doğru. kadar Kesinlikle zaman doğru. geçirebiliriz? Yani akraba veya anne baba bile diye desek ne kadar? Çok güzel bir soru. Ne kadar yaşayabiliriz yani? Evet. Onu sorduğumuzda evet. aslında o fiyatların ne kadar da düşük olduğu Aynen. bir kez daha ortaya Aynen. çıkmış oluyor. Yani ihtiyaç fayda ilişkisini kurduğunuzda yani gerçekten çok düşük maliyetler. Hı hı. Şimdi siz dediniz ya desteklenmeli konut sigortasıyla. Evet. Şimdi oraya gelelim. DASK'ı yaptırdık. Sadece binamızdaki hasarları karşılayacak DASK. Neden konut sigortasıyla desteklenmeli? Şimdi konut sigortası ile kiracı da olsanız, ev sahibi de olsanız evinizin içindeki tüm eşyaları oluşabilecek risklere karşı koruyabiliyorsunuz. Hı hı. Bu riskler nelerdir? Dahili su, harici su, kara taşıt çarpması, işte deprem, hırsızlık, yangın, yani türlü türlü risklere karşı sigortalayabiliyorsunuz. Bu arada ev sahibi mi, kiracı mı yaptırıyor? Hiç fark etmiyor. Yani ya da yaptırmalı. Binayı korumak istiyorsanız, sadece binayı korumak istiyorsanız, tabii kiracıysanız bunu bina sahibinizle konuşup gerektiğinde kiracının finanse edebileceği veya ev sahibinin finanse edeceği şekilde binayı koruyabilirsiniz. Ama kiracısınız, sonuçta diyelim ki 50.000 TL'lik eşyanız var evde ve evde bir yangın çıktı. Veya depremden oturduğunuz daire yıkıldı. Hı hı. Diyelim veya müstakil evi yıkıldı. Şimdi sonuçta eşyanız vardı içinde. Yani kiracı veya ev sahibi olmamız bir şey değiştirmiyor. Poliçeyi aslında kiracı veya ev sahibi satın alabiliyor. Aslında orada yaptırdığınız DASK ev sahibine yani ev evi sahibi. Tekrar Aynen. yapmaya yarayacak. Kesinlikle. İçindeki eşyalara bir Kesinlikle. Faydası yok. Şimdi diyelim ev sahibi binayı sigortalatmadı. Hani DASK'ı var ama binayı sigortalatmadı. Siz kiracı olarak yine eşyanızı güvence altına alabilirsiniz. Değil mi? Tabii ki. Hani o poliçeye o şekilde de sahip olabiliyorsunuz. Sadece eşya güvencesi alarak da poliçe sahibi olabiliyorsunuz. O poliçe aldığınızda oluşabilecek risklere karşı eşyanızı korumuş oluyorsunuz. Hı hı. Ha, dairenin de sahibiyseniz DASK bina sigortası ve eşya sigortası ile üçlemesiyle paket olarak
Bunu alıp tam bir güvence alabilirsiniz. Şimdi yani. Konu sigortasını arken içinde biraz daha böyle açarsak, gerçi şeyden konuşalım istiyorum. Meteorolojinin verdiği bu uyarılara, işte ani sel baskınlarını evet. çok yaşadık. Hem yazın hem de uyarılar devam ediyor. Evlerini, iş yerlerini su basanları gördük. Kovayla onları dışarı çıkarmaya çalışanlar büyük zararlarla da aslında kesinlikle. Karşı karşıya kaldılar. Özellikle su baskınlarına karşı konuşarak başlayalım mı? Konu olur. Sigortası mı geçerli olacak su baskınlarında aynen. mesela? Şimdi diyelim ki dediğiniz gibi su baskını riski oluştu. Konut sigortası bunu karşılıyor bina teminatından. Eşyayı da zarar görürse ki görür. Onu da eşya sigortasından karşılanıyor. Yani birbirine geçmeli paket bir ürün olduğu için yani tamamen sistem sel su baskınında o şekilde devreye girerek bu zararı şey yapıyor, karşılıyor. Konut ve eşya sigortası o pakettir aslında. Paket şimdi iki şekilde anlatıyorum çünkü hani kiracı olduğumuzu varsayaraktan hani anladım. O şekilde anlatıyorum. Ama dediğimiz gibi paket yani konut sigortası yaptırırken bina ve eşya teminatı aldığınızda tam bir güvence almış oluyorsunuz. Sel riski olsun, yangın riski olsun, ne olursa olsun oradan karşılatabiliyorsunuz. Şimdi şöyle konuşalım o zaman. Sel riski, yangın riski, hırsızlıklar. Şimdi bu tip olayların meydana geldiğini düşünelim. Daha doğrusu küçük nüansları merak ediyorum. Evet, buyurun. Şimdi bazen sular kesiliyor mesela. Normal çeşmelerde açık mı kapalı mı anlamadığımız oluyor. Çıkıyoruz başımıza işte çok geldi. Dönüyoruz. Bir bakıyoruz evi evet. su götürmüş. Evet. Mesela konut sigortası karşılayacak mı? Çünkü kesinlikle. Burada bir sanki kusur yok. İhmal, yok mu? İhmal mi var diyorsunuz? Hayır, var mı? İhmal yok. Hayır yok. Tamamen sigorta poliçesinin güvencesindedir. İşte halıların yıkanmasına kadar, asistans hizmetler diyoruz buna. Halıların yıkanıp teslim edilmesine kadar. İşte mobilyalar zarar gördüyse, elektronik cihaz zarar gördüyse. Tabii bu bir de şu var. Yani profesyonel acentelerden bu manada iyi destek almak lazım. İhtiyaca göre ürün belirlemek lazım. Müşteri de acenteden ne istediğini, acentede ihtiyacı belirleyip nasıl fayda sağlayabileceğini iyi kestirmesi lazım ki doğru ürün alınsın. Hı hı. Örneğin bir elektronik cihaz teminatı verilmediği takdirde evinizdeki elektronik cihazla ilgili bir sıkıntı meydana geldiğinde ücret alamayacaksınız demektir. Şimdi güvensizlik aslında buradan oluşuyor. Çünkü sigorta ile ilgili yenilemez bir güvensizlik var birçok kişide. Zannediyorum ki bu ince ayrıntılardan kaynaklanıyor. Ne istediğini bilen sigorta yaptıran, karşılığında ne bulacağını bilen bir sigortacının bunu anlatması gerekiyor kesinlikle, galiba. Kesinlikle. Şimdi şöyle hani eğitim şart diyoruz ya. Eğitim hem müşteri için şart. Daha fazlası acente için şart. Yani her meslek grubu için geçerli aslında. Hangi mesleği yaparsak yapalım. O meslek dalında yani uzmanlaşmakta fayda var. Çünkü dönüşleri oluyor. Ya güzel dönüş oluyor ya da kötü dönüş oluyor. Hı. Kötü dönüşleri engellemek adına yani ihtiyaç fayda ilişkisini iyi kurarak müşteriye iyi poliçe önerip iyi poliçeler düzenleyip oluşabilecek bütün riskleri kapsam altına almakta fayda var. Şimdi mesela konut sigortası yaptırdık. Su baskınından, çeşmeyi açık unuttuğumuzdan yola çıktık. Hırsızlıklarla da. Yani ben aslında şunu merak ediyorum. Sigorta yaptıran kişinin böyle ihmal etmemesi gereken mesela hırsızlıkta, çalıntıda ne de geçerli olmaz bu yaptırdığı konut sigortası? Şimdi o kadar geniş kapsamlı ürünler ki hırsızlık dediniz. Hı hı. Şimdi hırsızlıkta belli başlı şartlar var. Yani mesela ben boynumdaki altınımı yatağımın yanındaki evet. komodinin üzerine bıraktım ve yattım. İşte bu suistimal oluyor. Şimdi nakit veya ziynet eşyası gibi şeyler kilitli alanlarda bulunması gerekiyor. Hı. Hani nüans farklılıklar dediniz ya evet karşılarız ama kilitli bir alanda olması gerekiyor. Yani illa bunun kilitli bir kasa olması gerekmiyor. Örneğin dolabınızda yani elbise dolabınızda bir bölüm yaptırıp orayı kilitlemiş olmanız bile yeterli. Çünkü şey olması gerekiyor, yani darp edilmesi gerekiyor. Hani çalındığı yerin darp edilmesi gerekiyor. Sormak istediğim evet buydu. Çünkü burada Eve girişin de o şekilde olması gerekiyor. Yani şimdi hiçbir hırsızlık emaresi yok. Beyanda bulundunuz. İşte benim laptopumla işte dediğiniz gibi gerdanım çalındı. Şimdi polis geldiğinde parmak izi araştırması yapıyor. Failleri bulmak için gereken bütün tetkikleri yapıyor. Şimdi kapıda zorlanma yoksa, camda zorlanma yoksa yani o biraz sıkıntı oluyor. O zaman işte müşteriyle sigorta şirketi arasında bu süreçte olabiliyor. Yani, evet çok doğru bir nokta bastınız. Yani geçerli olmayan nedenlerden birisi bu. Çünkü dediğiniz gibi hiçbir zorlama yok, darp yok. Şimdi mesela bazen yani denk geldiğim olaylardan
izleyenlerimiz daha iyi anlarlar diye anlatmak istiyorum. Zemin kattaki bir evde normal kaldırma yürüyüş mesafesinde işte telefonu, arabanın anahtarını şöyle masanın üzerinde koyduğumuzu farz edelim. İşte diyoruz ki arabam çalındı ya da telefonum çalındı. Ama hani burada hırsızın çok uğraşmadan böyle pencereden elini uzatıp alabileceği bir şeyden bahsediyoruz. Evet, evimizin içinde güvenli ama böyle bir hırsız gerçekleşti mesela. Evet. O geçerli mi? Şimdi arabanın anahtarı çalındı. Evet. Ve gitti arabayı da çaldı. Tabii. Şimdi o durumda kasko, o biraz tabii konu sigortasından çıkıyor iş. Evet. Aracın kaskosuna dönüyor. Kaskosuna döndüğünde... Ben de şunu merak ediyorum. Mesela ben sigorta yaptırmış olsam, ben kusurlu muyum? Tabii şimdi yani dedim ya, bir zorlama olması gerekiyor. Tabii. Yani polis gerektiğinde bir takım emsaller bulması gerekiyor. Bunları duyduğumuz evet, olaylar, başımıza evet, gelen olaylar. Çok doğru tespitler. Yani zorlama olması gerekiyor. Yani bir hırsızlık emaresinin olması gerekiyor. Hiçbir o anlamda kanıt yoksa zorlama yok. İşte o zaman tabii biraz suistimale giriyor. Evet. Şöyle bir örnek verebilirim. Daha aydınlatıcı olabilir. Örneğin telefon bayileri var, satış yapan. Telefon satış noktaları var. Şimdi gündüz orada kamera açık, kapısı açıkken telefon çaldırdığınızda hani bazı telefonu çaldırdığında oradan raftan aşırmaya gidiyor ve güvence alamıyor. Ama gece dükkanı zorlandı, girildi, cam kırıldı, girildi, telefonları çaldırdı, ödüyoruz gibi. Yani, şimdi orada kavram farklılıkları var. Mesela onları hepsini hırsızlık adı altında topluyoruz. Kesinlikle. Ama hırsızlık adı altında toplanmıyor. Ama hırsızlığında o çarpıların oluşması olması gerekiyor. Evet. Şimdi kaskoya geçmeden önce konu sigortası ile ilgili bir şey daha merak ediyorum. Eve gelen üçüncü bir şahsa herhangi bir zarar, yani ne bileyim belki bir lamba, Allah korusun ki birinin başına düşebilir. Balkonda duran bir saksı yoldan geçen birinin üstüne. Evet. Yani bunlar hep ihtimaller. Belki yani bazı izleyenlerimiz diyor olabilir yani. Yok artık ama olabilecek şeyler. Bunlar neyin içinde? Konu sigortasının içinde. Şimdi üçüncü kişi, mesela misafiriniz var evde. Ve o anda hırsızlık gerçekleşti. Onun da cep telefonu çaldı. Onun da laptopu çalındı. Üçüncü kişilere karşı sorumluluklar teminatından bunlar ödeniyor. Örneğin şu bile var. Yani evde bir evde ziyaretiniz varken bir sağlık problemi yaşadı. Yani poliçe içerisinde asistans teminatlar var. Seçmeli bunlar. Asistans teminatlar var. Örneğin halı yıkamasından tutun. Ambulans hizmetine kadar. Kombi bakımına kadar. Poliçede süsleyebiliyorsunuz. Ekstra asistans teminatlarla. Yani bir ambulans hizmeti dahi alabiliyorsunuz bu poliçe yaptırırken. Veya yıllık kombi bakımınızı hediye olarak bu poliçeler içerisinde alabiliyorsunuz gibi. Yani aslında hizmetler, ekstra ferdi kazalar gibi poliçe işte değil mi? Yani poliçeyi güzel oluşturmak lazım. Müşteriyi anlatarak tabii. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çünkü o poliçeyi detaylandırınca fiyat da evet. Değil mi? Tabii. Şimdi maksimum fayda ona göre de fiyat çıkıyor. Ama inanın bu asistan hizmetler yani poliçenin üzerine çok inanılmaz yükler bindirmiyor. Yani bugün yıllık konut sigortasını yani ortalama bir bina olarak değerlendirirsek yani 350-450 bandında yaptırabilirsiniz. Yani çok uygun öyle koşullarıyla yıllık hani 8 taksitle öldürebilirsiniz. Bu bahsettiğim ekstraları da 50 lirayla 100 lira ekstra fark ödeyerek de alabilirsiniz. Yani hani baktığınız zaman bugün çok pahalı. Kesinlikle şöyle düşünelim. Şöyle bir örnek veriyorum. Örnek olarak. Örneğin 100 bin liralık bir aracınız var. 2500 liraya kasko olabilirsiniz. Yani 100 bin lira 250 bin lira. 2500 lira. Eviniz 250 bin lira diyelim. İçinde de 50 bin liralık eşyalar 300 bin lira. İnanın yıllık bu kadar tutmaz. Yani 100 bin lira 2,5 milyar. 300 bin lira yıllık 1000 lira tutmaz. Gibi. Yani evet. Baktığınız zaman konut sigortası bunun kapının önüne koyduğunuz 4 tekerlekli bir araçtan daha ekonomik şekilde sigortalanabiliyor. Bu ev böyle çok antikalarla, özel ürünlerle bezenmiş bir ev sanı oluyor. Var. Yani müşterimizin mesela toplu takımı 120 bin lira pirinçler. Belirtmemiz gerekiyor. Yani bizim evet şimdi eksperler şöyle değerlendiriyor. Ortalama bugün orta bir evde işte 50 bin lira, 70 bin lira mesela hemen hemen şey var. İşte kimi evde 3 tane televizyon var, kimi evde sadece 15 bin lira bir televizyon var. Biz müşteriye soruyoruz. Bizler ki alet arkadaşlarımız hepsi de bunları soruyor. İşte
merakı vardır. Evde bunu muhafaza ediyordur. Bununla ilgili belirttiğim noktada şirketimize dönüyoruz. Burada da beyan olarak sunuyoruz. Gerekirse fotoğraf falan duruyoruz. Ve bu karşısındaki ödemeyi kabul ettiğinde bunları da sigortalıyoruz. Yani. İşte bu tamamen güvenle ilgili. Aslında önemli ayrıntılar bunlar. Yani bir konu sigortası yaptırmaya gidip işte evinizdeki altınınızı ya da çok değerli olan normal standartların üzerinde bir televizyon olabilir, teknolojik bir alet olabilir. Bu ayrıntılar küçük gibi görünüyor olabilir ama çok önemli ayrıntılar. Daha sonra işte evet. Vay efendim ben bunu böyle almıştım ama bu neden yok sorularını oluşturan nedenler. Şimdi ülkemizde şimdi rezidans tarzı artık yapılaşma var. Hı hı. Veya milyon dolarlık villalarda oturanlar var. Şimdi bazen kulak aşina oluyoruz. 400 liraya atıyorum 1 trilyonluk evi sigortalamışlar. Yani kendi kendime diyorum ki Allah'ım nasıl olur? Hı hı. Yani bugün yani 150-200 milyonluk bir ev o paralara sigortalanırken demek ki fayda ihtiyaç ilişkisi düzgün olmamış. Yarın sorun olarak sorun olarak masaya gelir. Yani o yüzden müşteri de çok açık olmalı. Acente de ihtiyaca iyi cevap verebilmeli. Hı hı. İş yeri sigortalarında peki nasıl bir süreç? Hemen hemen aynı mantık. Hemen hemen aynı mantık. Tabii iş yeri iştigal konusuna göre farklılık gösterebiliyor. Hı hı. Yani bugün fabrika tarzı büyük işletmeler de var. KOBİ tarzı küçük işletmeler ve daha küçük esnaf tarzı işletmeler var. Hepsinin riskine göre yani iştigal konularına göre fiyatlaması farklı. Riskler genelde hemen hemen birbirine benzer. Hı hı. Ama fabrika tarzı yerlerde işte büyük makineler, makine parkları büyük olan fabrikalar var. Onlara göre makine kırılması teminatı dediğimiz işte o makinenin arızalanması durumunda garanti kapsamı dışına çıkmış olan makine olabilir. Teminatlar var. Yine sel, su, deprem riskleri teminat altında, hırsızlıktır, yangındır. Hepsi yine aynı şekilde. Genelde dediğim gibi konutla iş yeri birbirine bağlantılıdır ama İstigal konusuna göre ekstra teminatlarla poliçeyi oluşturabilirsiniz. Ben kendi başıma gelen bir örnekten sorayım. Bir akşam çok aşırı yağan yağmur dolayısıyla kablolara su temas ediyor ve bütün apartmanın, bütün katların elektriğe kısa devreyle beraber kapanıyor tüm ana şarterler. Ama yanan işte kombiler, kiminin çamaşır makineleri, yani bu hiçbirimizin tahmin edemediği yeni bir binada bir önceki yol kazısında oluşan bir hasarı hiçbirimizin fark etmemesi dolayısıyla meydana gelen bir olay ve gece yarısı, sabaha karşı daha doğrusu oluyor. Hani apartmanda bir yangın çıkmaması büyük bir şans. Tamamen yanabilirdi apartman ve içindeki eşyalar komple ama birçok insanın işte televizyonu, teknolojik aletleri, kombileri hasar gördü. Ciddi paralar ödedik. Sigortamız kurtuldu. olmadığı için o kombiler değişti. Evet. İşte çamaşır makineleri, bulaşık makineleri. Tabii herkesin farklı ürünlerine zarar geldi ama evet. Şimdi mesela hiç başıma gelmemişti. Gelmez diyordum ama tabii. Mesela böyle bir olay gelebiliyor. Benim sigortam olsaydı böyle bir durumda nasıl işleyecekti? Şimdi expert dosya açılıyor. Hı hı. Sigortanız varsa böyle bir risk oluştuğunda expert geliyor. Ben risk geliyor. Oluştuğunda mesela acenteyle mi iletişime geçiyorum? İster acenteyle, ister hangi sigorta şirketinden yaptıysanız 7/24 asistans numarası vardır. Hı hı. Orayı arayarak kişisel bilgilerinizi vererek poliçenize ulaşıyorlar. Size bir expert atanıyor. Expert geliyor, zarar ziyan tespiti yapıyor ve olayın nereden kaynaklandığını öğreniyor. Kapsam dahilindeyse ki sizin anlattığınız bütün olay kapsam dahilinde bir olay. Hı hı. Ne zarar gördüyseniz poliçeden karşılaştırabiliyorsunuz. Evet. Bu da güzel bir şey oldu benim için. Tecrübe oldu. Evet. İnsan yaşamadan anlamıyor. Yaşanabilecek faciaları da aslında kesinlikle. Hani bazen düşünüyorsunuz evet cihazlar çok paralar ödedik onların yenilerini ya da değişimleri için ama çok daha korkunç bir sona da neden olabilirdi. Yani Allah korusun gerçekten i̇şte, kazaları bilemiyoruz. Çok güzel söylediniz. Çok ciddi paralar ödedik diyorsunuz. İşte bunun karşısında çok ciddi olmayan paralar ödediğiniz takdirde bu ciddi paraları karşılatabiliyorsunuz. Yani sigorta yani ihtiyaç anında en büyük yardımcınız. Evet, yani risk oluştuğunda en büyük yardımcınız o. Şimdi araç sigortalarına da biraz geçelim istiyorum. Süremiz çok hızlı ilerliyor. Evet. Benim sigortayla ilgili tabii merak ettiğim çok şey var. Daha doğrusu insanların akıllarındaki o algıların nelerden kaynaklandığı, neden sigortaya bu kadar hala ısınamadığımızı, evet. Sigorta hakkında neden hala bu kadar şey konuşuluyorken bilgisiz kaldığımızı, yani olayın sosyal boyutlarında da çok merak ettiklerim var da. Belki ben burada bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Sözünüzü kestim. Şimdi neden sigortaya uzağız? Türlü sebepleri olabilir. Hı hı.
Fakat Avrupa ile ülkemizi kıyasladığımız zaman Avrupa'da artık oran %72'lere çıkmış sigortalılık oranı. Türkiye'de maalesef daha %12-13 bandında. Her sene artıyor aslında bilinç. Hı hı. Bilinç her sene artıyor. Tabii ekonomik verilere de dayalı bir sistem. Tabii. Yani ekonomiyi de iyi yönetmek gerekiyor. Yani kendi evin içindeki ekonomiyi iyi yönetmek gerekiyor. Buralara para ayırabilmek gerekiyor. Hı hı. Ki dediğiniz gibi risk oluştu. Bütün eşyalarınızı yenilemek zorunda kaldınız. Evet. Şimdi durumunuz varsa sıkıntı yok ama yoksa kredi bile çekmek durumunda kalan vatandaşlarımız tabii olabilir. İşte düşük maliyetlerle bunları güvence altına alabiliyorsunuz. Yani bazı şeyleri erteleyebilirsiniz ama mesela kışın ortasında bir kombi yanıyor. Kesinlikle. Yani. Şimdi ciddi erteleyemeyeceğiniz paralar, şeyler var. Ciddi paralar ve bu paralara inanın kredi çekmek durumunda kalan insanlar var. Benim bir örneğim oldu. Paylaşmak istiyorum. Olmaz olmaz demeyin, olabiliyor. Müşterimizin evine 3 katlı ev ve 1. katta oturuyor. Bacadan yıldırım giriyor. Yıldırım çarpıyor evi. Ve yıldırım tabii nereye çarpıyor? Direkt yere çarpıyor ya. Evet. Yere çarpınca sadece 1. kat alev alıyor. Oturduğu daire alev alıyor ve yanıyor. Bütün eşyaları yandı. Ve sigortası yoktu. Yani insanın hiç aklına gelmez gerçekten. Yıldırım bak, bacadan. Bu Aydın'da yaşandı. Evet. Bacaya yıldırım düşüyor. Ve tabii yere vurunca 1. kattaki daire en çok zararı görüyor. Ve bütün eşya, bütün tadilat cebinden çıktı. Yeni bir ev. Yani çok spesifik bir ürün olay olduğu için, evet, örnek olduğu için söyledim. Yani başımıza da geldi yani. Evet. Şimdi belki tekrar şey yaparız, bir araya geliriz, konuşuruz. İnşallah. Bu bilinci de, sigorta bilincini İnşallah. De belki sigorta konuşuruz, masaya yatırırız. Anlamında. Ben biraz trafik sigortası ile ilgili de konuşalım istiyorum. Evet. Trafik sigortası, kasko, aralarındaki fark. Hı hı. Tabii izleyenlerimizin yine sigorta ile ilgili soruları varsa yayına dahil olabilirsiniz. 0549-717-9041 numaralı telefondan bizlere ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Şimdi trafik sigortasında ve kaskoda suç nasıl belirleniyor, neye göre karşılıyor? Evet. Şöyle genel olarak bir bahsedelim mi ikisi? Bahsedersek trafik sigortası, zorunlu trafik sigortası 2918 sayılı kanuna, karayolları kanununa donatılmış bir ürün. Yani devletin standardını belirlediği, işletenin yani ruhsat sahibinin sebep olabileceği bütün zararları karşılayan bir ürün. Hı hı. Trafik sigortası bu. Yani şöyle ifade edeyim, trafik sigortasının bize faydası yok. Yani kendi aracımıza faydası yok. Hı. Sebep olduğumuz zararlara faydası var. Karşı tarafı. Karşı tarafı. Yani üçüncü kişiler olabilir. Hayvan olabilir. Yani küpeli hayvan olabilir. Hı hı. Kamu malı olabilir. İşte karayollarının malları olabilir gibi. Tabii bir de karşı araç. Motorlu karşı araç. Bunlara karşı devletin belirlediği standartlarda, teminatlarda ödeme yapan bir ürün. Hı hı. Bunun da tamamlayıcı ürün. Şimdi diyeceksiniz ki tamam biz ne olacağız? İşte onun içinde kasko var. Kasko ürünümüz var. Kasko'da maalesef yine ekonomiye dayanıyor olay. Yaş sınırlaması var Türkiye'de. Yani her yaş grubundaki aracı kaskolayamıyorsunuz. Hı. Alternatif ürünler çıkarılıyor bu yaş grubuna girmeyen araçlarla ilgili. Ama şimdi trafikten kaskoyu atladık ama trafik ya ben genel olarak karşılaştırmak istedim zaten. Birbirine bağlı ürün. Yani bazen vatandaş şunu diyebiliyor bize. Ya yaptırıyorum trafik, bu kadar para veriyorum. Ne işe yarıyor o zaman? Zaten yaradığında çok geç. Kesinlikle. Başka bir şeye benzemez. Kesinlikle bir şeye yani benzemiyor. Bedeni maddi, bedeni ve manevi zararları ödüyor. Hı hı. Yani bedeni dediğimiz şey sürekli sakatlık olabilir. Allah korusun ölümle sonuçlanan kazalar var. Ki olabilir. Onun karşılığında tabii evlerini satan çokça insanlar duyduk yani. Halk dilinde kan parası diyoruz ya. Evet. İşte kan parası dediğimiz şeyi karşılayan sistem trafik sigortası. Hı hı. Yani kasko, o üzerindeki yükümlülüğü atan. Şimdi trafik sigortası karşı tarafa verdiğimiz hasarları, maddi ve manevi. Kasko'da kendimizde aracımızda oluşabilecek zararları ödeyen bir ürün. Hı hı. Orada asistans hizmetlerle destekleniyor kasko. Trafikte de var artık. Trafikte de asistans hizmetleri alabiliyorsunuz. Bunlar nedir işte? Ekstra fark ödeyerek çekme çekilme hizmeti alabilirsiniz trafik sigortasının yanında. İMM dediğimiz yani ihtiyari malum mesuliyet. İhtiyari malum mesuliyet şöyledir. Şimdi trafik sigortasında kaskoda genelde kimi şirkette işte 10 bin lira gelebilir, kimi 50 bin lira gelebilir, 100 bin lira. Seçmeli bir teminattır. Bu nedir? Örneğin trafik sigortası sizin kaza meydana geldiğinde suçlu iseniz karşı tarafı maddi olarak 39 bin liraya kadar bir zarar ödüyor. Hı. Şimdi şöyle diyelim. Araba, çarptığınız araba 120 bin lira.
ve araba pert oldu. 39 bin lirasını sigorta ödedi. Hadi 40 bin lirasını diyelim. 80 bin liralık orta bir fatura var. Bunu kim ödeyecek? Oradan olacak. Mahkeme kararıyla ruhsat sahibi ödeyecek. Bunu bertaraf etmek istiyorsanız, işte tamamlayıcı ürün dediğimiz kasko, tabii dediğim gibi aracınız yaşı da kurtarıyorsa, kasko yaptırdığınızda ihtiyari mali mesuliyet teminatı da bu aradaki farkı karşılıyor. Yani kaskoyu alırken de en önemli teminatlardan birisi ihtiyari mali mesuliyet, İMM teminatı. Yani sizin sebep olduğunuz zararı yetmeyen kısmını tamamlayan teminat. Yani arabanız zaten kasko değer listesinde belirlenen standartlarda bir rakama kaskolanıyor. Gerçi şimdi şey bilemezsiniz yani ben 40 bin liralık hasar veririm. Hani bunu kesinlikle bilemezsiniz. Bunu, 40 bin liralık verirseniz 1000 lira zararınız var. Hani 39 veriyor ya. Evet. Hani o anlamda doğru. Ama artık düzgün arabalar 70-80 işte 90 bin liralar 100 bin liralardan başlıyor. Hı-hı. Bir de 1 trilyonluk Ferrari'ye çarpmayacağınızın garantisi var mı? Garantisi yok. Ha kesinlikle. Çarpmayla o zararı veremezsiniz belki ama işte aracı solladınız ve bir anda önüne kırdınız ve araç uçtu şarampole. Yani evet. Olur mu? Olur. Olabilir. Olmaz kesinlikle. Olmaz demeyeceksiniz. Oluyor ki haberlerde sürekli sizler de yansıtıyorsunuzdur. Evet. Ne tür trafik kazaları ortada yani. Hı hı. O yüzden yani kasko ürününü de alırken bu İMM teminatına çok dikkat etmekte fayda var. Şimdi bazı problemlerde nasıl işliyor trafik ve kasko, ondan konuşalım. Kaza anında mesela kaza tutanağı nasıl hazırlanmalı ya da hazırlanmaması gereken durumlar neler? Çok hazırlanırsa güzel. Dikkat edilmesi gereken şimdi durumlar neler? Şimdi risk oluştu. Yani Allah korusun kaza meydana geldi, risk oluştu. Maddi hasarlı bir kazaysa yani yaralanan yoksa yani ambulansın gelmesini gerektiren durum yoksa artık devlet işte bu Aydın için çok geçerli değil ama işte İzmir gibi metropollerde, İstanbul gibi metropollerde trafik yoğunluğunu azaltmak için kaza tutanağını çıkardılar. Anlaşmalı KTT diyoruz. Anlaşmalı kaza tespit tutanağını çıkardı. Vatandaş burada karşılıklı kazanın şöyle bir örnek getirdim ben. Hı hı. Örnekleri gösterebiliriz. Şöyle bir formatta bir kaza tutanağımız var. Hı hı. İşte görünüyor mu acaba? Evet, zannediyorum ki evet biraz şey renkli. Heh. Aşağı doğru zaten. Şöyle evet. İki taraf var. Hı hı. İşte A kişi, B kişi şeklinde ayrılmış. Burada kişisel bilgiler yazılıyor. Zaten başlıklarda hangi bilgiler istendiği yazıyor. İşte ruhsat bilgileri, sigorta bilgileri, sürücü ehliyet bilgileri ve altta da mini bir kroki çizerek kazanın nasıl oluştuğunu yazıyorsunuz. Hı hı. Bu tabii adı üstünde anlaşmalı kaza tutanağı. Biz millet olarak pek anlaşmayı sevmiyoruz ama suçu da sevmiyoruz. Karşılıklı doldurulduğunda ilk aşamamız bu. Hı hı. Karşılıklı ehliyet, ruhsat, sigorta poliçesi ve araçların fotoğrafları çekiliyor. Krokilendirme anlaşılır şekilde yapılırsa çok iyi olur. Adres çok önemli. Çünkü Ankara'da trafik merkezinde bunlar işte Google'dan bakılarak, adres tespiti yapılarak kim haklı kim haksız, yani kavşakta kim önce girmeliydi, kim sonra girmeliydi oradan bakarak yapılıyor. O anlamda krokilendirmenin de açıklayıcı bir şekilde yapılabilirse, ifadeler de yazıldığında ilk etabımız bu. Hı hı. Bu bitti. İşte aracı servise çekiyoruz. Dosya açtırıyoruz. Dediğimiz kaza dosyasını açtırıyoruz. Yetkili servis veya anlaşmalı servis olabilir. Açtırdıktan sonra da işte eksper sigorta şirketinin atadığı eksper geliyor. Hı hı. Hasar tespiti yapılıyor. Herhangi bir aksaklık yoksa, yani kazayla ilgili bir soru işaretlik durum yoksa zaten sigorta şirketi de hasarı tanzim edip ödüyor. Hı hı. Mesela kaskonuz varsa, alkollüyseniz o tip durumlarda nasıl şimdi düşüyor? Şimdi kaza tutanağının veya sigortaların devre dışı kaldı. İki tane olay var. Hı. Bunun birisi alkollü araç kullanmak. Bir de ehliyetsiz araç kullanmak. Onun dışındaki haller de sıkıntı olmadığı müddetçe kaza sonra doldurulabilir. Mesela kaza oldu, bu tutanağı tuttuk, anlaşmalı acenteye mesela servise gönderildi. O sırada bunu sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu yine bir çekici mi? Yani mesela hareket edemiyorsa araç nasıl gönderilir? Orada şimdi, çünkü başka bir hasar meydana gelebilir. Biraz önce söylemiştim, işte trafik sigortaları, diyelim kaskonuz yok ama trafik sigortasında bu asistans hizmeti satın aldınız. Hı hı. Şirketi arayarak o hizmetten faydalanabiliyorsunuz. Kaskonuz varsa zaten kasko tüketicisi artık biraz daha bu konuda bilinçli, hemen acenteyi arıyor ya da asistans hizmetleri arayıp arabasını çektirebiliyor. Kaza tutanın, bu anlaşmalı kaza tutanın, gayri resmi kaza tutanın geçerli olup olmadığı haller, evet. Orada da nedir? Bir anekdot açalım.
Yaralanmalı kazalarda, kamu malına zarar verildiğinde veya kamu araçlarıyla kaza yapıldığında, örneğin polis arabasıyla kaza yapabilirsiniz. Bu durumlarda bu KTT geçerli değil. Veya alkollü kazalarda. Bu durumlarda oradaki mutlak surette kesinlikle polis gelmesi, ekip gelmesi gerekiyor ve o tutanakların düzenlenmesi gerekiyor. O da bir not olarak düşelim yani. Bu kaskolu araçların taşınması esnasında meydana gelen zararlarda yine kasko şimdi, mu? Şimdi kaskonuz varsa ve kaskonun yenilendirdiği çekici gelirse zaten sigorta şirketleri bu tarz işletmelerle çalışırken bu risklere karşı da o firmalardan teminat istiyor. Poliçe istiyor yani. O tamamen çekicinin uhdesinde kalan bir olay olduğu için onlar o şekilde güvenceyi sağlıyorlar. Ama kaskonuz yok ve arabayı çağırdığınız bir çekici geldi aldı işte götürürken de zarar verdi. Varsa güvencesi arabanızı karşılar. Yoksa maalesef yapacak bir şey artık o kişiyle aranızdaki diyaloğa bağlı. Şimdi en çok karşılaştığımız olaylardan bir tanesi aslında bir restorana ya da bir yere gittiğimizde valeler. Ben bunu hep merak ederim. Evet. Güvenemeyiz ya da işte resmi kıyafet mi görmek isteriz bilmiyorum ne kadar doğru. Bazen anahtarı veririz. Benim böyle çoğunlukla gözüm arkada kalır. Evet. Hani resmi kıyafet de var ama acaba çalınırsa İşte o da diye. Problem, o da problem. Yani o tamamen... Çalındı velev ki benim kaskom var. Evet. Ben suçlu muyum? Anahtarı kendim verdim çünkü. Anahtarı kendiniz verdiniz, çalındı. Şimdi bazı şirketlerde anahtarla çalma teminatı da var. Ekstra olarak alabiliyorsunuz. Ama tabii şöyle söyleyeyim. Yani sigortacılık sistemi öyle bir sistem ki, yani tabii ödeme üzerinde kurulu ama yani bir handikap oluştuğunda da ödemeyi de bilir. Yani bu biraz ucu açık bir olay. Gerçekten düzgün bir işletmede valeye verdiyseniz zaten dediğim gibi o işletmenin yaptırmış olduğu poliçenin içerisinde de hani kendi iş yerine diyelim ki çok lüks bir restorana gittiniz. O restoranın yaptırmış olduğu sigortanın içerisinde de vale hizmetlerine karşı oluşabilecek zararlarla ilgili teminat vardır. Tabii kazaya da karışabilirler tabii aslında. Kesinlikle. Tabii sadece arabayı kaçış... Şimdi şöyle diyeyim. Örneğin anlaşmalı servis veya anlaşmalı servise sigorta yapıyoruz. Gidiyoruz iş yeri sigortası yapıyoruz. Onların zaten ilk talebi şu oluyor. Deneme sürüşü. Örneğin arabayı bıraktınız. İşte yağ suyu değişecekti. Fren balataları değişti. İşte tamirci deneme sürüşüne gitti. İşte gitti dolaşır gelirken ışıklarda kaza yaptı. Araba sizin. Kullanan tamirci. İşte orada da bu anlamda iş yeri sigortanın içerisinde bu teminatları aldıkları zaman bunları da karşılatabiliyorlar. Şimdi mesela valeden yola çıkarsak bir kazaya karıştığını varsayarsak bu işletmenin belki sigorta şimdi, şeyi yoksa... Kaskonuz onu karşılar. Valenin karıştı kazaya karşılar. Hani sürücü muafiyeti yoksa... Ama bu beni bir daha kasko yaptırırken maddi olarak küfete sokacak etkiliyor, değil mi? Etkiliyor. Etkiliyor. O sizi etkiliyor. Tabii orada yine diyalog devreye giriyor. İşte iş yeri olaya sahiplenirse sizin poliçenizi bile gerek kalmadan arabanızı yaptırabilir. Sahiplenmezse kaskonuz karşılar. Dediğim gibi ehliyet ve alkol sorunu olmadıktan sonra bir de aldığınız üründe sürücü muafiyeti olmadıktan sonra. Sürücü muafiyeti nedir? Bazen vatandaş soruyor. Sadece ben mi kullanacağım? Yani ruhsat sahibi benim. Evet. Benim oğlum da kullanacak diyor. Yani poliçede öyle artık o üründe çok fazla kalmadı ama ondan çok zarar o meydana geldi. O üründe çok fazla kalmadı ama genelde ehliyet ve alkol problemi olmadıktan sonra kaskonuz her türlü hasarı karşılıyor. Şu anda başkası da kullandığında geçerli oluyor mu? Kesinlikle. Evet çünkü bir dönem sadece i̇şte, kasko yaptırılan... Şimdi bazen işte diyorum ya şirketler ürünleri süsleyebiliyor. İndirim yapmak için işte tek sürücü klozu isterseniz işte 50 lira daha düşeriz fiyatınızı gibi pazarlama taktikleriyle işte iskontolar yaratıldı. Hani bu bağlamda yani ürününüz sormanız gerekiyor tabii acenteye. Ben herkes kullanabilir mi? Herkes kullanabilir dedikten sonra poliçenizde de sonuçta o yazıyor. Klozlarda görebiliyorsunuz onu okuduğunuzda. Orada sıkıntı kalmıyor. Herkes... Şey şimdi bir taraftan da biz araçları trafiği konuşurken arkadaşlarımızla görüntüler paylaşıyor. Evet. Yavaş yavaş da süremiz de daralıyor aslında. Şimdi hem trafik hem konut sigortalarında özellikle de trafikte aslında o kadar çok sorulacak soru var ki. Kesinlikle. O kadar çok örnek var ki zannediyorum ki tek başına bir program konusu bile olabilir trafik kesinlikle. Sigortaları. Çünkü artık devlet trafik poliçesini o kadar çok süsledi ki işte halk dilinde kan parası, araç değer kayıpları, artık iki araç çarpıştığında haklı, haksızdan aracında oluşabilecek değer kaybını da tahsil edebiliyor. Yani bu bile başlı başına uzun bir konu. Nasıl alınır, nasıl başvurulur? Yani bu anlamda hani şimdi vatandaş bazen diyor ya bu poliçeler niye bu kadar pahalı?
İşte devletin getirdiği bazı zorunlu teminatlar var. Ama aslında tamamen biz vatandaşlarımızın menfaatine. Tabi bu da haliyle maliyet. Bunun da bazı fiyatlar... araştırmalar vardır. İşte bazı arabaların renklerinin daha mesela hız yapmaya daha müsait olduğunu, mesela kırmızı. Şimdi sigorta ya da kasko yaptırırken bu tip bilgiler dikkate alınmıyor. Yok, renk alınmıyordur da. Ama aktüerler, yani bu hesaplamaları şirketlerdeki aktüerler yapıyor. Bunlar yapılırken, yani örneğin ikimizin arabası da 2012 model. Hı hı. Birisi Ford, birisi Opel. İkimiz de aynı gün almış olalım. İkimizin de hasar kademesi aynı olsun. Fiyatlarımız aynı çıkmaz. Neden? Siz bayansınız. Ben erkeğim. İşte sizin arabanız Opel, benim arabam Ford. İkisi de 2012 model. İkisi de diyelim ki 50'şer bin lira olsun. Ama risk çarpanları, o kadar etkileyen unsurlar var ki. İşte benim ehliyetimin süresi, sizin ehliyetinizin süresi. Bu zamana kadar karışmış olduğunuz kaza var mı, yok mu? Aracınızın tramer kaydı. Yani daha önce araç hiç kazaya karıştı mı, karışmadı mı? Bunlar hepsi aktüerlerin masa yatırdıklarına fiyatlama yapılırken hesapladığı şeyler. Bu kazadan bahsetmişken mesela ben çok fazla hasar çıkaran bir sürücüysem. Evet. Şimdi mesela bankalarda, kredilerde işte kırmızı kalem yemek var. Ödemelerini düzenli yapmayanlar. Aynen. Sigortada aynen. Nasıl işliyor? Aynen, sigortada da var artık. Sispis diye bir uygulama var. Maalesef yıl içerisinde yani kimi şirkete göre değişiyor. Sadece kazayla ilgili değil bu. Örneğin yalan ihbarlarda bulunup, yalan hasarlar tanzim edip, işte yalandan paralar almaya çalışan kişiler de olabiliyor. Evet. Hani bu sistemi kötü amaçlı kullanan kişiler de olabiliyor. Bu insanlar işte kırmızı kalem yiyor, Sispis'e kayıtlanıyor. Artık Türkiye'de yani 35'in üzerinde sigorta şirketi var faaliyet gösteren. Artık oraya girdiği zaman sorgulama yapıldığında TC'den, oradan direkt şey geliyor. Yani bilgi geliyor ve dediğiniz gibi ya çok kaza yapmış olabiliyor veya bu şekilde yalan dolan işlerle oraya girmiş olabiliyor. Onlar artık sigorta, kasko, herhangi bir sigorta ürünüyle ilgili sıkıntı yaşayabiliyorlar yani. Anladım. Hani bizde de kırmızı kalem var. Var. Öyle diyeyim yani. Evet, bir çeşit kırmızı kalem. Aynen. Şimdi arabam hasar gördüğünde peki ben acenteye haber vermeden kendim tamir ettirip karşılığını isteyebiliyor muyum? Yani illa anlaşmalı mı bir yer olmak zorunda? Yok, hayır. Şimdi şöyle, tabii öyle ürünler de var. Örneğin sigorta şirketi diyor ki A ürünü alırsan istediğin yerde kapının önünde bile tamirci getirip tamir ettirebilirsin. Ama B ürünü alırsan işte sadece benim TS standartlarında, ISO standartlarında anlaşmalı olduğum işte X firmaya gidip yaptırırsan da işte 1000 lira değil de 800 lira alırım senden diyor. Hı hı. Gibi. Hani ne varsa indirme. Bu poliçelerin ayrıntılarında var o zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Yani çok dedim ya biraz önce, sigorta çok dipsiz bir kuyu gibi. Yani fayda ihtiyaç ilişkisi iyi kurulmalı. Müşteriye de iyi anlatılmalı. Müşteri de ne aldığını bilirse kesinlikle problem yaşanmayacak olan bir sistem aslında. Sigorta bilinci ve poliçeler, böyle ben daha bir daha bir araya gelirsek neler konuşulmalı dediğinde şu anda aklıma gelen iki konudan bir tanesi. Sonlara doğru yaklaşırken biraz da sağlıktan bahsedelim mi? Evet. Malımızı konuştuk hep ama canımız. Evet, aslında sigorta bilincinin maalesef Türkiye'de yani artmadığı en şey ürün sağlık. Şu anda sadece metropollerde daha çok tercih ediliyor, alınıyor, satılıyor. Bir de büyük firmalar, yani atıyorum binlerce veya yüzlerce insan çalıştıran firmalar, personellerini, örneğin reprezent grubu, oralara daha çok yaptırılabiliyor. Ama yani yerele, yani genele indiğimizde sigortalı oranı çok düşük. Şimdi biraz önce dediğim gibi işte 100 bin liralık bir arabayı 2 bin liraya sigortalayabiliyoruz. Yani 100 bin, 2 bin ama sağlığınıza bir bedel biçebiliyor musunuz? Evet. Biçemezsiniz. Sağlık her şey. Sağlık da inanın çok komik primlerle. Yani bugün 40 yaşında veya işte 40 yaşında bir bayanın yıllık 1000 ila 1200 liraya poliçe alabildiği bir ürün. Hı hı. Yani ciddi paralar değil. Verdiği, sunduğu hizmetler, ekstra hani ekstra para ödeyerek yurt dışı teminatla alabileceğiniz, yani ileri tanı yöntemlerini alabileceğiniz. İleri tanı dediğimiz ne? Örneğin öyle bir hastalığa yakalandınız ki yurt dışında şey gitmesi gerekiyor. Bizim müşterimizin başına geldi. Bir kitle yurt dışına, Amerika'ya gitti. Oradan geldi. Sadece gidip gelmesi 18 bin lira tuttu. Ve şimdi bu poliçeniz yoksa bu hastalığın da dermanını arıyorsunuz ki hastalandığımızda maalesef biz derman arıyoruz. Evet.
Yani biz ve yine burada da risk oluştuktan sonra arıyoruz. Kesinlikle. Zaten bir de şu var, yani maalesef risk oluşmadan, yani sigorta ihtiyaç anında satın alamayacağınız tek ürün. Şimdi çok mesela sağlıklı birine düşünsek, zannediyorum ki hep hastalıklarda yine aklımıza geliyor da sağlık sigortaları. Şimdi neye göre sigorta yaptırıyor? Hani genel bir sigorta mı oluyor bu? Tabii. Yoksa bazı hastalıklara karşı mı oluyor? Yok. Şimdi şöyle, tabii bugün bir arabayı kaskolarken biz müşteri diyoruz ki dört bir yandan fotoğraf çek bize, sıfır değilse. Hı hı. Bu nedir? Arabanın hasarsız olduğunu tespit ediyoruz. İnsanlar için de şu var, yani mini bir check-up yapıyoruz. Yani bu nedir? Doğuştan kalp rahatsızı olabilirsiniz. Hı hı. Doğuştan şeker rahatsızlığınız olabilir. Hani böyle kronik rahatsızlıklar vardır. Bunlarla ilgili rahatsızlıklarınız var mı yok mu, onları tetkik ettiriyoruz. Yoksa zaten o dakikadan sonra oluşabilecek her türlü rahatsızlığı biz karşılıyoruz. Varsa. Allah korusun, kötü hastalıklarda kanserdir işte gibi. Varsa örneğin doğuştan işte atıyorum 35 yaşında geldiniz, ben sigorta yaptırmak istiyorum dediniz ve tetkiklerinizde kronik kalp rahatsızlığı olduğunuz ortaya çıktı. Hı hı. O zaman sigorta şirketi diyor ki ben kalple ilgili kalbin tetikleyeceği rahatsızlıkları kapsam dışı bırakıyorum. Onun çünkü dışındaki bütün muhtemel olacak. O muhtemel olacak zaten. Hı hı. Çünkü bir risk oluşmuş, kalp rahatsızsınız ve onun tetiklediği, kalbin tetikleyebileceği bütün rahatsızlıkları kapsam dışı bırakıyor. Onun dışındaki hastalıklara. Bazı hastalıkları geçirdiyseniz, kanser gibi mesela, atlattığınızı varsayalım ama geçirmişsiniz. Yine kapsam dışında kalıyor. Hı. Dediğim gibi sağlık sistemi var. Yani o sonuçta o rahatsızlıkla ilgili sisteme bir girişiniz çıkışınız var. Orada zaten her türlü tetkikler yazıyor. Kullandığınız aspirine kadar biliyorsunuz artık yazıyor. Hı hı. Kartel ananıza girdiğinde. O oradan tespit edilebiliyor ve onlarla ilgili rahatsızlıklar kapsam dışı kalıyor. Yeni doğan bebeklere yapılabiliyor mu? Yapılıyor artık. Hı hı. Ha, en çok karşılaştığımız soruya ben değineyim. Şimdi evleniyorsunuz. Hı. Tabii çocuk düşünüyorsunuz. Şimdi maalesef işte bayanlarımız veya işte eşler hamile kaldıktan sonra bize gelip doğum teminatı almak istiyor. Hı. O da oluşmadan olması gerekiyor. Yani bir poliçe ömrü, yani 9 ay önceden poliçe yaptırmış olması gerekiyor. Yani bu poliçeyi doğum teminatıyla almak istiyorsanız işte hamile kalmadan 9 ay önce poliçe yaptırmanız gerekiyor. Evet. Risklerde olduğu gibi her durumda oluşmadan önce devreye girmeli birçok şey. Evet. Sağlık sigortası da aslında uzun uzadıya birçok hastalık için gerçekten belki konuşulması gereken bir durum. Sağlık sigortası mesela ameliyatlarda bazen öyle durumlar oluyor ki işte kesikler, mesela sadece plastik cerrahi işte öyle bir hastaneye yönlendiriyor ki dikiş işsiz iz kalmamasını istiyorsanız, estetik dikiş istiyorsanız orada yaptıracaksınız ama maliyetli olabiliyor bazen. Kesinlikle. Gibi. Mesela o tip durumlarda da devreye giriyor şimdi, mu? Şimdi bizim müşterimize oldu, parmağı koptu. Hı hı. İşte İzmir'e sevk edildi. Orada parmağı dikildi ve estetik dikiş de dikildi. İzmir'de zaten bir kuruluş var bununla ilgili biliyorsunuz. Poliçesinde bu kapsam vardı ve aldı. Ama dediğim gibi yani olmasaydı işte yine cepten gidecekti. Yani tamamen yine evet yaptırmak bir ekonomiye dayanıyor. Ama risk oluştuktan sonraki ekonomiyle karşılaştırdığımız zaman hiçbir şey değil. Evet, kesinlikle. Evet, biz ayrılan sürenin de böylelikle sonuna geldik. Birçok konuya değinmeye çalıştık. Evet. Zaman zaman yapalım. Sizin de vaktiniz olursa. Olurum. Sigorta bilincinin artması için elimizden bir şey geldiyse burada dilimiz döndüğünce bilgiler vermeye çalıştık. Ben teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi konuk ettiğiniz için. Eyvallah. Sevgili izleyenler, sigorta danışmanı Ahmet Nalbant bizlerle birlikteydi. Trafik sigortaları, konut sigortaları, iş yeri sigortaları ve sağlık sigortalarına dair birçok merak edilen başlığı aktarmaya ve anlatmaya çalıştık. Bizler huzurlarınızdan ayrılacağız efendim. Yarın yine aynı saatte, saatleriniz 16'yı gösterdiğinde sonra programıyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.